Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmain bir cümle ahirete itihar eden müminat hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnnallahu Teala, Allahu Teala Hazretleri halaka miyete rahme, 100 rahmet takdir etmiş, yaratmıştır. Bu rahmetlerle kullarına merhamet eder. Onlara nimet iradesi, rahmeti, ikram ettiği fiiller, kendisinin zati fiili, zati sıfatları var, fiili sıfatları var. Bunlar onun nitelikleri, yarattıklarına inam ediyor, merhamet ediyor bu 100 rahmetle. Rahmetun minha kasemaha beynel halaik. Bu 100 rahmetten bir tanesini bütün yaratıklara taksim etmiştir. O bir 90 yüzde bir rahmetle mahlukatın hepsine taksim ettiği bu yüzde bir rahmetle mahlukatın hepsine merhamet eder Allah Celle Celaluhu. Her Allah'ın terbiyesinde olan şeye Allah rahmet eder. O bir rahmetten bütün yarattıklarına gönderir nimetlerini. Ve tis'atun ve tis'in ila yevmil kıyame, 99'unu kıyamet gününe ayırmıştır. Bu 100 rahmetten birini yarattığı canlılara taksim etmiştir. Artık milyarlarca, trilyonlarca yaratığa bu yüzde bir rahmetini dağıtmıştır. Her birine ne düşerse 99'unu kıyamet gününe saklamış, tutmuştur. Evet. Eğer bu Allah'ın bu geniş rahmetini, ne olduğunu, 99 rahmetini mahşere saklamış kafir bilseydi, kafirliğine rağmen, Allah'ı kabul etmemesine rağmen cennetten umudunu kesmezdi. O kadar çok rahmet, 99, %99 cennetten umudunu kesmezdi. Evet. Şimdi mümin de Allah'ın azabını tam bilseydi, evet, ateşten kurtulacağımı umudum yok derdi. Rahmeti böyle, azabı da böyle. Bu hadis-i şerifin dışında yine bir başka hadis var. İnnallahu Teala halaka miyete rahme. Allah Celle ve Ala 100 rahmet yaratmıştır. Külle rahmetin mele ma beyne sema vel ard. 100 rahmetten her bir rahmet sema ile arz arasını doldurur. Öyle geniştir. Allah'ın rahmeti bu kadar büyük ve çoktur. O 100 rahmetten kaseme minha rahmeten beynel halaik. Bir tanesini yaratıklar arasını taksim etmiştir. Biha ta'tufu. Bununla merhamet eder. Şefkat gösterir. Kim? El validetu ala veladiha. Evet. 100 rahmetin bir tanesi yaratıklara taksim ediliyor. O yaratıklardan bir anaya ne düştüyse, işte o ana
kendisine düşen Allah'ın bu rahmeti sebebiyle çocuğuna acır. Kol kanat gerer, şefkat gösterir. وَبِهَا تَشْرَبُ الْوَحْشِ وَالطَّيْرُ الْمَاءِ Allah'ın bu yüzde bir rahmetinden, tüm yaratıklara taksim ettiğinden kendine düşenler sebebiyle, hayvanlara düşen sebebiyle vahşi hayvanlar su içer. فَيْزَا وَتَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقِ ve biha teferahum halayık. İşte o yüzde birle yarattıklarına merhamet eder Allah. Yarattıkları da yüzde birden kendine düşenlerle birbirlerine acırlar. Fîzâ kâne yevmül kıyâme kasarâhâ alel muttakîn. Kıyamet günü olunca, evet, وَزَادَهُمْ تِسْعًا وَتِسْعِينَ Allah mahşere sakladığı 99 rahmeti 99 kat artırır. Mahşere sakladığı o 99 rahmetini 99 misli yapar. O kadar artırır. Ahirette Allah'ın ne kadar merhametli olacağına bir delil. Hoparlörün biri düştü aşağıda. Şunu alıyor oradan. Şimdi bunu düşünürsen yüzde birinin bütün yaratıklara taksimini düşün. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de sokaktan geçerken kocası harpte ölmüş, 3 çocukla kocasından dul kalmış bir kadın bakmış ki peygamber sokaktan geçiyor, dul bir kadın, kimsesi yok, 3 tane çocuğu var, yetimi var. Hemen kapının önüne çıkmış, demiş ya Resulallah, ben bir dul kadınım. Allahümme salli ala seyyidina. Düşürdün aşağıya. Demiş ya Resulallah, başka zaman bana gelmeye fırsat bulamazsın. Sen çok büyüksün. Ben bir garip bir dul kadınım. Şimdi evimin önünden geçiyorsun. Ne olur beni kırma, evime bir şeref ver. İzin bulunsun evimde. Efendimiz hayatta hiç kimseye hayır dememiş. Sadece ettehiyyat olurken eşhedü en la ilahe derken la demiş, hayır. Peki kızım demiş, geldim. Oturmuş, girmiş, oturmuş evine. Çok mütevazı idi peygamberimiz. Kainatın efendisi olmasına rağmen o kimsesiz dul kadının evine oturmuş. Soğuk, ocakta ateş yanıyor. 3 tane de yetim ısınıyorlar. Sarı başlı yetimler. Peygamberimize kadın demiş ki ya Resulallah, ne dersin, ben bu çocuklarımı ateşe atar mıyım? Yo, atmazsın demiş. Niye atmam ya Resulallah? Sen anasın. Ana çocuğunu ateşe atar mı? Gerçekten atmaz. Olayları görüyorsunuz. Çocuğunu kurtarmak için kendini feda etti. Arabanın altına kendini attı diyor. Ana yüreği. Bu yüzde bir rahmetten trilyonlarca yaratık var. Onlara düşen, anaya düşen o kaçta kaç düşüyorsa artık, zerre ne kadar. Ama bir ana bakın ateşe atmıyor anasını. Feda ediyor oğlu kızı için kendini. Öyle şeyler görüyorsunuz. Çocuk bağırdığı zaman tatlı uykusunu bırakıyor, kakıyor çocuğunu, meşgul oluyor, emziriyor. Sesini kesmeye çalışıyor. O yüzde birden tüm yaratıkları taksimden ona düşenler. %99'u ahirete saklanmış. İşte bunu diyor, kafir bilseydi cennetten hiç umudunu kesmezdi. Halbuki kafirlere cehennem takdir edilmiş.
cennet ebediyen haram kılınmış. Hiç cennet yüzü görmeyecekler ahirette. Kanun-u ilahi böyle. Ama diyor bunu bilseydin %99'un bir de 99 misli yapar. Hadis-i şerif şimdi okuduk. Hiç cennetten umudunu kesmezdi. Şimdi Allah'ın rahmeti o kadar bol ki Erhamur Rahim'in biliyorsunuz. Arafat'ta Allah oraya toplanan müminleri nazarıyla, rahmet nazarıyla bakarmış, meleklerine buyurmuş ki mukarrab melekleri var, görevli en üst düzeyde. Bunlar ne istiyor? Cennet istiyor, günahların affını istiyor. Cehennemden kurtulmak istiyorlar. Dünyanın en uç köşelerinden bunun için geldiler buraya. Uykusuz kaldılar, tozlandılar, topraklandılar, kirlendiler. Ama senin affını umarak buraya geldiler. Evet, şahit olun. Hepsini affettim. Bunların af istediğinde affettim. Orada müminler af diliyor Ümmet-i Muhammed'e. Müminlere ya. Bunların af istediklerini de affettim. Şimdi bu ne kadar cömertlik bir şey yani. Şeytan orada da kalmıyor. Bilhassa hacıların hacılığını ellerinden almak için özellikle en ustalarını oraya gönderiyor. Çünkü helal parayla bir adam haccın kurallarına riayet ederek hac yapsa raca akeyevme veledettü ümmü, Efendimizin sözü bu. Anasından doğduğu gün gibi tertemiz günahlarından kurtulmuş olarak memleketine döner. Evet, öyle buyuruyor. İşte bunu elinden almak için en ustalarını hacca gönderir. Şeytan avanesinin en ustalar, beceriklilerini. Orada hacıları birbirine kavga ettirir, dedikodu yaptırır. Arafat'ta da bırakmaz peşlerini. Onun Urana Vadisi deniyor. Batlı Urana. Cebel-i Rahmet, Arafat Dağı'nın arkasında. Hacılar bir tarafında toplanıyor. Şeytan da oraya kadar geliyor yine. Hacılar labbeyk çektikçe beline vuruyormuş labbeyk. En rezil, en sapsarı, zayıf halde orada gördüm şeytanı diyor Peygamberimiz. Şimdi melekler toplu bu müminleri affettim. Bunların dua ettiklerini de affettim deyince hadislerde öyle geçiyor efendim. O melun şeytan bile, Allah'la yarışan şeytan bile bu Allah'ın merhametini görünce parmağının üzerine kalkarmış. Ben de varım, ben de yaz. Rahmetini ben de kat diye. Evet, bu müjdeyi duyduktan sonra imkanı olup da hacca gitmeyen adamın aklından zoru yok mu yani? Arafat'a gidip böyle dua etmemek mümkün mü yani? Bu müjdeyi almamak. Bak şeytan bile ayağının üstüne kalkarmış ki ben de varım, beni de yaz. Rahmet, merhamet ettiklerin arasına diye öyle söyleniyor. Allah'ın rahmeti işte burada da dünyada bu. Bir de mahşerde 99'u saklamış, onu da 99 kat yapar orada. O kadar merhamet eder müminlere, kafirlere yok. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar ebediyen cehennemliktirler. Haliden muhalleden fiha ebeden. Haliden ebedilik ifade ediyor. Muhalleden ebedilik ifade ediyor. Ebeden de ebedilik. Böyle teyit üzerine teyit ederek kafirlere, inanmayan, mümin olmayanlara kesinlikle cennet yok diyor. Hepsi cehennemde ebedi kalacaklardır diyor. Evet. İşte bu 99'u bilseydi buna rağmen cennetten umudunu kesmezdi diyor. Evet. Allah bu kadar merhametli. Allah ümmeti Muhammed'e merhamet eylesin. Müminlere merhamet eylesin. Efendim duaların en muhteşemi tüm Ümmet-i Muhammed'i kapsayacak dua etmektir diyor Efendimiz. Büyük adamlar, Evliyaullah
kendine dua etmezmiş. Çünkü Peygamberimiz buyurdu ya, en muhteşem dua müminlere yapılan duadır dedi ya. Onun için ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'e şöyle yap derlermiş. Melekler de istediğin kadarın bir misli de senin olsun derlermiş. Akıllı adamlar, melekler salih kişiler. Günahları yok. Melekler günah işleme kabiliyetleri yok. Günah işlemeyen Allah'ın kulu melekler. Şu istediğin fedakarlık yapıyor. Yürekten söylüyor yani. Mümin olanları yakma ya Rabbi. Merhamet et ya. İstediğin bir misli fazlası senin olsun derlermiş. Şimdi bilmem dikkatiniz çekti mi? Bizim insanımız çok akıllı. Ben arabaların arkasını görüyorum. Benim için ne dilersen iki misli senin olsun. Buradan gelir o. Buradan gelir. Böyle hadis var çünkü. Onun için akıllıysan ümmet-i Muhammed'e merhamet et. Ümmet-i Muhammed'i affet. Ümmet-i Muhammed sıkıntılardan kurtardı. Melekler sana iki mislini dua ediyorlar bak ne kadar. Evliyaullah böyle dua ediyor. Evet. Allah'ın merhameti bu kadar geniş. Erhamur Rahim'in ama bir de azabı var biliyorsunuz kafirlere. Mümin de hadis okuduk işte. Azabını tam bilseydi buna rağmen mümin cehennemden kurtulabilir miyim acaba diye bunu aklından çıkaramazdı diyor güzel peygamberimiz. Ne demek yani? Allah bu kadar merhametlidir ama azabı da şedittir. Onun için mümin umutlanacak, azabını da düşünecek, dengeli yaşayacak. Umutla korku arasında hep rahmetine güvenirse şımarır. Hep azabını göz önüne getirirse umutsuzluğa düşer. Umutsuzluk mümine asla yaraşmaz, kafirin şeysidir. Mümin umutla korku arasında böyle gider gelir. Mümin budur diyor güzel peygamberimiz. Allah bizleri ve ümmeti Muhammed'i o merhametiyle yarlıladı, kullarından eylesin inşallah. Hocamız da hafız hocamız da o vema arsalnake illa rahmeten lil alemin. Allah'ın rahmeti böyle. İşte bu rahmetin eseri olarak peygamberimizi göndermiş. Onun adı da Raufun Rahim. Son derece şefkatlidir, merhametlidir. Müminlerin ayağına diken batmasına gönlü razı olmaz. Aynen öyle ayet. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Yani size bir sıkıntı gelse en çok üzülür peygamberimiz. Öyle merhametli. Bu da Allah'ın bir rahmeti. E şimdi Allah'ın rahmeti var, 99'u orada. Bir de peygamberimizin böyle bir rahmeti var. İmanımıza sahip çıkalım. İmanımızı giderecek şeylerden bucak bucak kaçalım. Kafası kızıyor adam dinine, imanına, geçmişine, geleceğine. Basıyor küfrü. Dinle İslam. Kimin din? İslam kimin? Allah'ın. İnneddine indallahi'l İslam. İslam dini, Allah'ın dini. Dine sövünce kime sövmüş oluyorsun sen? Allah'a sövmüş oluyorsun ya. Ondan sonra kafam kızdı söyledim. Evet, hayatta da böyle canın sıkıldığı zaman adama bassan küfrü, adam da dava açsa. Efendim kızdım da söyledim. Hakim dinler mi kızdığını? Şaka yaptım efendim, dinler mi? Ağzından çıkanı şahitlere sorar, evet söyledi dedim, bastırır cezayı. Bir de burası var. Kızdığın zaman dine sövme. Peygamber'e asla sövme. Kitaba sövme. Kitap dediği Allah'ın Kur'an'ıdır. Kitaba sövüyor herif. Allah korusun. İçki içtiği zaman da sövüyor. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Bugünkü hukukta da böyledir. Allah'ın haram kıldığı içkiyi içen adam
iradesi kaybolsa bile ağzından çıkan yazıyorlar sağlammış gibi. Bu sarhoş demiyorlar. Kanunda da böyledir. Adam birisine kötülük yapacak, öldürecek mesela. Kafayı çekiyor, 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 sarhoş oluyor. Gidiyor vuruyor, öldürüyor. Ondan sonra bir bakıyorlar, bilmem kaç problem, bilmem ne diyorlar ya. Hiç dinlemez. Kötülük yapmak için, içki içtiği için basar cezayı. Evet. Dinde de böyle. Haram Allah'ın yasağını çiğnemiş, kafayı çekmiş, sövüyor. Nasıl sövüyor? Karısını boşuyor, bilmem devlete sövüyor, kanuna sövüyor, ağzına gelen sövüyor. Hiç dinlemezler. Din açısından sağlam kafayla yazmışmışın gibi yazarlar. Allah korusun. Bunları anlatıyoruz ki siz yapmazsınız zaten. Böyle bilgisi kıt, hassasiyeti zayıf insanlara, arkadaşlarınıza konuştuğunuz zaman güzel bir şekilde aman dine, imana sövme, ezana sövme, camiye sövme, aman ha tembih edin. Öfkeyle söylesen şakaya hiç fark etmez. Hemen yazıyorlar, gereğini yaparlar. Böyle yapmadınız, imanla göçtünüz. Allah'ın rahmeti böyle işte. Yani umutsuzluk yok. 50 yaşına varmışsın, tutulur tarafım yok deme ya, gel yahu. Onun için de Hazreti Mevlana ne diyor? Baza anti hasti baza, ger kafiro gebru putperesti baza, gel. Neysen gel. Putperest olsan da, kafir olsan da, ateşperest olsan da gel. İslam umutsuzluk dini değildir. Tevben 100 kere bozsan yine gel. Evet. Bunun örnekleri çok efendim. Hazreti Hamza'yı tam kalbinden vuran vahşiyi Peygamberimiz affetmiş. Çünkü müminim demiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiş. Allah'a inanan adamı nasıl reddedebilir? Gelsin demiş. Kabul. Evet. Kalleşçe vurmuş. Şehit etmiş Hazreti Hamza'yı. Amcası, öz amcası. Evet. Onu affetmiş. Ebu Cehil'in oğlu. Neler çektirmiş. Çok akıllı adam. Neler çektirmiş Peygamberimize. Onu da gelsin demiş. Mümine ben hayır diyemem ki. Allah hayır demiyor ki mümine, o desin. O Allah'ın Resulü. Rahmeten lil alemin. Evet. Rahmeten lil alemin. Allah bize iman devleti vermiş. İslam'la şereflendirmiş. Ne büyük nimet. Sadece mümin inanma şerefini verdiği için, bize Müslüman kıldığı için 24 saat her saniye Allah şükür desek yine ödeyemeyiz. O kadar büyük şeref vermiş bize. Kadri kıymetini bilmeli. Böyle öfkelendiydim, şaka yaptıydım, sarhoş olduydum, sakın imanı giderecek sözler söylememeli. Bu Allah'ın muhteşem, muazzam rahmetine namzattır. Her mümin, her mümin namzattır. 70 yaşında da olsan gel arkadaş, gel. Allah, dinde umutsuzluk yok. Hangi yaşta olursa ol, gel. Neler yaptın? Gel arkadaş, gel. Umutsuzluk yok. La taknatu min rahmetillah. Görüyorsunuz Allah'ın rahmetinin genişliğini. Hakim Müstetekin Ebu Hureyre'den, Ahmed İbn Hanbel, Müslim Selman-ı Farisi'den nakletmiş.